Selam hepinize. Şarkılarla, türkülerle girmeyi hayal ediyordum aslında bu videoya. Yani bir bayram şarkısıyla girmeyi düşünüyordum. Bir serenatla girecektim size, serenat yapacaktım. Fakat şu an sabah çok erken bir saat ve ben Allah'ım en çok zorlandığım şeyle sınav oluyorum şu anda. Erken kalkmak, erken kalktık. Çünkü belli hazırlıklarım var yani yapmam gereken. Ay konuşamıyorum bile. Evet, kısacası bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Biz evdeyiz ama olsun, sıkıntı yok. Dünden tatlımı yapmıştım. Börek ve yemek yapacağım birazdan. Çünkü bugün sokağa çıkma kısıtlaması 65 yaş üstü için yok, biliyorsunuz. Yani var da belli saatlerde yok. Annemle babam bana çok yakın oturuyor zaten. Bir arabada gelecekler. Böyle birlikte minik bir yemek yiyeceğiz. Abimler falan bu sitede zaten. Yani biz bir araya geleceğiz bugün. O yüzden birkaç yemek hazırlığım var. Börek falan yapacağım birazdan ama öncelikle bir çay içip güne öyle başlamayı istiyorum. Bunu özledim gerçekten de. Bayram sonrası ilk kahvaltımızı hazırlayalım. Hadi gelin. Bir dakika, bir dakika. Gelmeden önce ben size şey söylemek istiyorum. Herkesin Ramazan bayramını daha videonun başında kutlamak istiyorum. Bu bayram evdeyiz. Evet, sıkıntı yok. Ben evde olmayı seviyorum açıkçası. Bayramlarda, AVM'lerde, sokaklarda böyle çılgınlar gibi gezmekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Tam bana göre bir bayram diyorum. Evimi seviyorum, evde olmayı seviyorum. Ama tabii ki de böyle büyük büyük sofralar kurup böyle bir araya gelemiyoruz sevdiklerimizle. Yapacak bir şey yok. Benim için tek eksik bu. Onun dışında AVM gezmek, alışveriş yapmak, ay hiç bana göre değil zaten. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum, biliyorsunuz zaten. Bu arada 100 bin olduk. Ben çifte bayram yapıyorum bu bayram. 100 binim de beni çok mutlu etti tabii ki de. Kutlaması gelecek. Böyle çıtır bir kutlama yapacağız. Hadi kahvaltı yapalım şimdi, gelin. Bizim bayram sabahları kahvaltımızın olmazsa olmazdı. Pastırmalı yumurta. Çok seviyorum pastırmalı yumurtayı. Hepimiz seviyoruz. Ailecek seviyorum. Hayır, ailecek sevmiyoruz. Bu bir yalandı. Çünkü Esi de sevmiyor. O sucuklu yumurta seviyor. Ama ben tabii ki de geleneğimizi bozmayacağım. Tabii ki de pastırmalı yumurtamı yapacağım. Esi de yemesin. Ne yapayım ki yani? Yemesin. Yapabileceğim bir şey yok. Şimdi sucuk yoktur. Sucuk olsaydı ona da sucuklu yumurta yapardım. Ama yok. Zaten onun ben bu saatte kahvaltı edeceğinden bile şüpheliyim de. Yüksek ihtimalle yemeyecektir. Şimdi kahvaltıdan önce hemen fasulyeyi pişmeye koymak istiyorum. Yemeğim hazır olsun istiyorum. Sonra da bu pişerken o sırada kahvaltı yapacağım. Bunun etini şimdi koymayacağım. Ben şöyle yapıyorum, size bir püf nokta vereyim. Şimdi ben normalde böyle etli yemekler yaparken şöyle yapıyorum artık. Önceden böyle yapmıyorum ama artık böyle yapıyorum. Mesela bir kilo et aldım mı kasaptan? Onu getiriyorum. Hepsini pişiriyorum. İşte kavuruyorum falan böyle. Yani pişmiş olarak bir et hazırlıyorum. Onu böyle 2-3 parçaya bölüyorum. Ne kadar istiyorsanız. Yani böyle bir fasulye, bir nohut ya da bir bezelye, bir etli yemek yaparken etin pişmesi neredeyse 1-1,5 saat alıyor. Onu beklememek için çıkarıyorsunuz buzluktan. Ben şimdi öyle yapacağım. Önceden işte şimdi fasulyeyi koyacağım. Bir pişecek önden fasulye. Pişmesine 10 dakika kala eti içine atacağım. Ve hafif bir yağ ile kavurabilirsiniz, bir lezzeti olsun. Isınsın yani et. Çıkarın buzluktan. Geceden tabi alt dolaba. Atın yemeğin üstüne. Al sana yarım saatte yemek, 2 saat, 3 saat et yemeği için beklemene gerek yoktur. Bunu söylemek istedim yani. Şimdi fasulyeyi yapalım. Hemen oradan kahvaltıya geçiyoruz. Bu arada bu da pişmiş olacak. Ondan sonra böreğimiz var. Börek yapacağız. Böyle yaprak sarmaları falan ben yapmadım, yapmıyorum. Bizim gelin de birkaç bir şey hazırlayacak. Bir araya geleceğiz. Aynı sitedeyiz zaten dediğim gibi. Thank you.
Evet, kahvaltımız hazır. Tabii ki de balkondayız. Çok güzel bir duygu balkonda kahvaltı yapmak. Benim en sevdiğim yaz rutinlerinden bir tanesi. Bizim küçük kızımız Esila kahvaltı yapmayacakmış şu anda. Aç değilmiş. Kendisi bilir. Seni yalvaramam zaten yemek yemesi için. Biz Cihancığım'la burada çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun canım. Sana da tatlım. Ondan sonra börek mörek yapacağım işte, hazırlanacağım, üstümü başımı saçımı başımı düzelteceğim. Öyle kuzucuklar. Bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Ya bayramın birinci gün akşamüstü yayınlayacağım, yani bugün. Ya da yarın yayınlarım. Hiçbir fikrim yok. Ne zaman yayınlasam acaba? Bu akşam yayınlar. Bakacağız. Şimdi tatlışlar, bu börek tarifi çok güzel, tamam mı? Bu farklı bir börek tarifi. Üstüne de farklı bir sosu var. Bu börek bence en güzel börek tariflerinden bir tanesi. Sadece sıvı yağ ile, sıvı yağ bak, sadece sıvı yağ, ayçiçek yağı. Özür dilerim, ayçiçek yağı demek istedim aslında. Ayçiçek yağıyla yufkayı yağlıyoruz. Tamam mı? Az bir şey. Sonra katlıyoruz bu şekilde. Detaylı göstereyim de sonra demeyin göstermedi, yapamadım. Heh. Göstereyim, bizde öyle şey olmaz. Biz gösteririz yaptığımız şeyi. Azıcık şuralarını da şöyle hafif hafif. Sonra üzerine süzme peynir şöyle biraz ortaya doğru yerleştiriyoruz. Bu katlama şekli nasıl sunar bunu ya? Değişik işte. Aa, farklı duruyor ya. Böreğin üstüne bir sos hazırladım. Unuttum, kusura bakmayın o arada çekim yapmayı. Biraz kafam karıştı. 4 kaşık yoğurt, 1 tane yumurta, tam bütün olarak yumurta, 2 kaşık kaymak, bildiğimiz marketten alınmış kaymak, bu kaşıkla hepsi, 1 çimdik tuz, bu kadar. Kaymak, yoğurt, tuz ve yumurta karışımını bunun üstüne yediriyorum. Bunu en güzel yapan bu sos, yani bu sos bunu güzelleştiriyor, onu diyeyim ben size. Bunun üstüne bu şekilde döküyorsunuz. Hatta bir küçük tepsi daha yaptım. Onu da annemle babama göndereceğim. Şöyle göstereyim onu da size. Şu küçük tepsiyi de pişirmeyeceğim. Annemle babama göndereceğim. Öyle. Şimdi bu sosunu yedirelim üstüne. Ondan sonra birazcık bekleyecek. Sonra da hemen şey atacağım, fırına atacağım pişmeye. Evet, böreğim hazır. Son hali bu şekilde oluyor. Küçüğü de sosladım. Zaten tatlım buradaydı. Yemeğim de hazır. Şimdi biraz saçım başım makyaj olayına girelim. Hadi gidelim. Şimdi hazırlık zamanı. Dişimizi fırçalayalım. Evet. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Dur. Şunu aldım ben. Geçen gün bir markette gördüm. Bu maskeyi sürdüğün zaman böyle köpük köpük oluyormuş suratın. Çok merak ediyorum. Bunu en yakın zamanda güzel bir cilt bakım videosu çekeceğim ve bunu deneyeceğim. Birlikte deneyeceğiz yani. Bakalım gerçekten söylenildiği gibi oluyor mu? Hemen bir diş fırçalama, minik bir böyle bir soft bir makyaj ve ne yapacağız? Abime gideceğim. Abim söyledim mi? Az önce hatırlamıyorum. Benim kafa hatırlamıyor. Bilmiyorum, söyledim mi acaba? Abim burada aynı sitede oturuyor. Karşı binamda. Onunla bayramlaşmaya gideceğim. Minik bir hazırlık yapayım. Şimdi şunu kullanacağım. Pantene'in argan yağı. Bu çok güzel. Bak, size tavsiye ediyorum. Bu çok güzel bir yağ. Saçlara çok iyi geliyor. Ben böyle taramadan önce nemlendirmek babında şey yapıyorum. Bu yağla saçımı şöyle bir şey yapıyorum. Hem de iyi geliyor. Kuruluğunu da alıyor. Ben sabah nasıl girecektim videoya aslında, biliyor musunuz? Öyle geceden öyle düşündüm. Dedim ki öyle eğlenceli bir giriş yapayım. Ama giremedim ya. Ben 2-3 saat kendime gelemiyorum. Bak, daha yeni geldim. Saat şu anda 1.30, 8 gibi, 9 gibi uyandım. Anca kendime gelebiliyorum. Hello guys. Hello.
Esila ve Ala Ala şu anda tenis oynamaya gidecekler. Aa, anne, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Esila'cığım bir saniye sonra lütfen saçımı tarayacağım şu anda, olmaz. Bak nasıl giriş yapacaktım biliyor musun? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyinin en güzel giysileri. Şarkının devamını hatırlamıyorum. Öğrenecektim tabii ki de. Sabah bir dinleyecektim şöyle. Hafızam hemen bunu yazacaktı. Ama yazamadım maalesef. Olsun bir dahaki bayram. Ben kim? Sabah sabah videoya şarkıyla girmek kim? Yok canım. Aa, bu arada üstümdeki tişörtü ben çok beğendim. Siz de çok beğenmiş olabilirsiniz. Yapabilecek bir şey yok. Marka bir mağazadan almadım. Çorlu'da emlak konutlarında bir cadde üzerindeki öyle bir sokak mağazası derler ya, öyle bir yerden aldım. Bizim marka takıntımız yok. Yok, benim yok. Hani bir böyle Nike'dı, Puma'ydı, Koton'du, Zara'ydı, oydu, buydu falan değil yani. Üzgünüm size. İsim veremeyeceğim. Ama tişörtümü sevdim mi? Tabii ki de çok sevdim. Hem de çok uygun biliyor musunuz? 30 lira mıydı, 28 lira mıydı? Neydi bunun fiyatı? Şimdi saçımı böyle öylesine topladım. Belki birazdan biraz düzleştireceğiz. Şık 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 şık. Şöyle yaparım. Şık 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 şık. Şimdi yüzüme gözüme birazcık krem bir şey sürmek istiyorum. Yüzüm gözüm. Şık 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 şık. Saçımı düzleştiriyorum. Yüzüme gözüme birazcık krem süreceğim. Can şu kamerayı biraz şöyle aşağı çevirsene. Çok yukarıda kaldı. Nasıl? Şöyle. Evet, iyidir böyle. Çok aşağı indirme, göbüşüm görünmesin. Şu iyi mi? Tamam, iyidir öyle. Hani böyle offsite yerlerini gizler ya YouTuber'lar. Yandan çek, kilo çıkıyorum, şöyle çek. Ay, o profilim güzel değil falan. Ben diyorum ki şimdi göbüşüm görünmesin, aşağı çekme. O göbüşten kurtulacağım. O göbüşten kurtulacağım. Taktım kafaya. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Görüntülü görüşme falan yapacağım çünkü ablamlarla. Düzgün olsun yüzümüz değil mi? Tipimiz düzgün olsun. Buraya müzik koyup hızlandırıyorum. Mevzum derin beni yaralar. Mevzum derin beni yaralar. Hayrattır o yar beni oyalar. Adını anarsam bir daha. Yüzüme çalınsın karalar, mevzun derin beni yaralar, hoyrattır oyar beni oyalar. Bugün dilime bu şarkı takılmış, hayır olsun diyorum ben. Evet, şimdi yüzümüzü boyamadan yaptıktan sonra gerekli malzemelerle şimdi bir far bölümüne geçtik. Bir far çalışması yapıyoruz, hemen lilamsı bir şey sürüyoruz. Ondan sonra da kaçıyoruz hemen. Ayna da var ya, parmak izi içinde, Esra aynayı pislik içinde bırakmış. Yani göstersem görünür mü acaba? Bakar mısın? Yüzümü göremiyorum ya, bak. Yine Esilo. Yine Esilo. Tamamdır. Saçımız, başımız, makyajımız hazır. Nasıl göründü? Bak. Güzel oldu. Soft, günlük böyle. Tatlı oldu değil mi? Üstüme şimdi başka bir tişört giyeceğim.
Evet, hazırım. Bu tişörtümü zaten videoda görmüştünüz, göstermiştim. Bu şekilde kolları dekolteli. Dışarısı zaten çok sıcak zaten. Karşı binaya giriyorum, yengeme gidiyorum. Böyle bir tişört giydim. Ondan sonra biraz böyle uzaklaşıyorum. Altıma da siyah salaş bir pantolon giydim. Rahat ettim yani ben böyle. Gidiyorum. Bayram hazırlık videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Tekrardan 100 bin abone olduğumuz için çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Ve beni bugüne kadar yalnız bırakmayan ve de destekleyen fan sayfaları olsun, takipçiler olsun, aboneler olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 100 bin ile ilgili küçük bir kutlama yapacak mıyım? Yapmayı düşünüyorum. Bugün yarın yaparım diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Musmutlu bayramlar diliyorum. Mutlu, huzurlu, ailecek bir arada olacağımız bayramlarda olacaktır inşallah diyorum. Sıkmayın canınızı diyorum. Bugünler geçecek. Öpüldünüz. Bye bye.